Sevgili dostlarım merhaba. Bitcoin Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Süleyman İnan. Yayınımıza yorumlarımız neden kapalı? Bununla başlamak istiyorum. Benim saygıdeğer dostlarım, kripto para dünyası çok büyük, çok geniş bir dünya. Ve böyle büyük, böyle geniş bir dünyada haliyle dolandırıcılar da çok fazla. Ve ben yayınlarımı yaklaşık bundan 4 ay, 5 ay öncesinde yorumlara kapatma kararı aldım. Nedeni şunlardı. Bir kıvılcımla başlamıştı. Bu kıvılcım da BTC ve Bitcoin Wallet diye bir coin çıkmıştı. Dolandırıcı odaklıydı. Ve Türkiye'de hatta birçok kişiyi de dolandırdılar. Eski videolarımda da görebilirsiniz. Ben bunun videosunu çektim. Hazırladım. Dolandırıcı olduğunu. Adet sayısı 21 milyon. Bitcoin'le aynıydı. Sistemleri tamamen Ponzi, yani saadet zinciri üzerine kurulmuş bir coin'di. Ve ben de sevgili dostlarımı uyarmak istedim. O dönemde tabii almadığım küfür kalmadı. Bayağı bir hakarete maruz kalmıştım. Tabii beni dinleyen birçok dostum böyle bir coin'in dolandırılmasından kurtuldu. Ama bu ve buna benzer dolandırıcıların direktman hedefi haline geldim ve hep de öyleyimdir. Yorumlarımı açtığımda bu tarz dolandırıcı coinlerin yorumlarda reklamlarının yapıldığını gördüm. Şimdi sevgili dostlarım, şu an benim 80 bin abonem var ve hepsi de gerçek kişiler. Hepsi benim dostum, yani 80 bin kişilik bir aileyiz biz. Ben yorumları açsaydım 80 bin değil 800 bin olurduk. Ama ben hiçbir zaman, yani diğerleri gibi YouTube'dan para kazanma, YouTube'da üste çıkma, YouTube geliri gibi varyasyonlara hiç önem vermedim. Benim önemim bunlar değil. 80 bin abonemdeyken de ben aynı bendim. 5 bin abonedeyken de ben aynı bendim. İşte yorumları kapatma sebebimiz bundan ibaret. Yorumlara dolandırıcı içerikli mesajlar ya da dolandırıcı borsaların referans linkleri konmasın. Konmasın ki benim dostlarımdan biri bu yorumlara inanıp da tıklayıp da orada parasını kaybetmesin diye. Yoksa yorumlara yazılan her türlü yazı benim işime yarar. Etkileşim olur video ve her etkileşim benim videomu daha üste çıkartır. Benim dostlarım zarar görmesin diye ben yayınlarımın daha üste çıkmasından vazgeçtim o günkü kararımda. Buraya nereden geldim? Twitter'dan geldim. Twitter'da birkaç böyle kendini bilmez kişinin neden yorumlar kapalı, sıkıyorsa açsın gibi cümleleri vardı. Ben de buna nazaran bu açıklamayı yaptım ve şunu da söyledim her zaman. Mail üzerinden her türlü sorunuzu da cümlenizi de söyleyebilirsiniz. Direkt bana söyleyebilirsiniz. Sorunuzu geçen günlerde çok güzel bir soru geldi. Sevgili bir dostum çok kötü bir borsada parasını blok ettirmiş, yani kaptırmış. Ve borsa şöyle bir yazı yazmış. Paranızı geri alabilmek için depozit yatırın. Yani para yatırın ki paranızı verelim. Biz de ona elimizden geldiğince yardımcı olduk. Sakın başka para yatırma. Bu paranla gider diye. Hatta Twitter'da özellikle Alp, Dilek, Hüseyin, Tülay. Bu dört kişiye ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Yüreklerine de, ellerine de hani sağlık olsun. Sonrasında bazen bir şeyi söylersiniz. Defalarca söylersiniz. Söyleme şekliniz aynıdır. Aynı cümleleri kullanırsınız. Ama karşınızda 10 kişi varken bunun 3 kişisi anlar, 8 kişisi anlamaz. Ama siz aynı söylediniz, bu 10 kişiye de aynı tonu kullandınız. Ne demek bu? Biz melonu Aralık ayında, kartını da bakın yukarıya bırakıyorum. Aralık ayında tanıttığımızda şöyle bir cümle kullandık. Bu coin yaz gelince
Binance'a girecek diye. Ve coin 2 gün önce Binance'da sergilendi sevgili dostlarım. Biz o dönemde 18 ila 22 dolar arasından alım yaptırdık MLN coin'ini. Şu anda Binance'a girdiğinde 160 dolara iğne attı. Sonrasında 100 dolara kadar geri çekildi. Binance'a giren her coin'in akıbeti bunda da oldu. Ki bu coin yine zamanı gelince biz sizlerle paylaşacağız alım noktalarında, güvenli alım noktalarında. Bu coin'in bir yıl sonraki hedefi 200 dolar. Yani büyük bir hedefi kalmadı artık, küçük hedefleri var zannımca. Ve 200 dolar gibi bir rakamlara gelecek. 100 dolar, 200 dolar bir yıllık gibi bir süre. Hatta bununla ilgili Musk'ı paylaştık, Binance'a girdi. Yani paylaştığımız coin'ler ve öngörülerimiz gayet başarılı bir şekilde devam etti, edecek. Ripple'ı paylaştık. Ripple'da insanların battım, yandım, bittim dediği dönemde biz insanlara, sevgili dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve büyüklerimize elinizdeki Ripple'ları satmayın. 0.16 sentlere, 20 sentlere satmaya çalışan insanlar vardı. Satmayın diye aynı cümleyi kullandık. Kimisi bu cümleyi algıladı ve satmadı. Kimisi bu cümleyi algılamadı. 16 sentten sattığı Ripple'ı 60-70 sentlerden geri aldı. Konuşan kişi ben, aynı. 6 ay önce de aynı cümlelerim, 6 ay sonra da aynı cümlelerim hiç değişmedi. Neden böyle serzenişli ve dokunmalı bir giriş yaptım? Şundan dolayı, bugünkü bahsedeceğim coin, LBA coin'i, LBA Cred. Yine çok fazla manipülasyona uğramış ve kendini bilmez birçok kişinin cahilce konuşmalarına maruz kalmış bir coin. Ondan böyle bir giriş yaptım. Hem Twitter'da böyle Hunter Nick ile başlayan insanların bizi taklit etmesine dokunmak istedim. Hem de siz saygıdeğer dostlarıma bir şey anlatmaya çalıştım. Bakın Ripple'da da aynıydık. MLN coin'inde de aynıydık. Musk'ta da aynıydık. Zamanı gelince diğer coinlerimizde de aynı olacağız. Aynı cümlelerde bizi dinleyen A kişisi kazanırken B kişisi kazanamıyorsa burada suç bizde değildir. Biz görevimizi yapıyoruz, sadece sevgili dostlarımıza bilgilendirme, danışmanlık hizmeti verdiğim müşterilerimden bahsetmiyorum. Sizlerden bahsediyorum. Bilgilendirme ve tecrübemi aktarmaya çalışıyorum sizlere. Kripto para işinde tecrübe kolunuzda bir bileziktir. Ben bu bileziği bileğimden çıkartıp sizlere bir hediye ediyorum sevgili dostlarım. Gelelim LBA coin'ine. LBA coin'i bana 2,5-3 yıl önceki ADA coin'ini, yani Cardano'yu hatırlatıyor. Buradaki bir örnekle, ADA'nın örneğiyle başlayacağım. 3 yıl önce biliyor muydunuz? Birçok kişi ADA'ya, ADA coin'ine çok fazla hakaret ediyordu. Bu ne biçim coin? Yıllardır yükselmiyor, aylardır aynı yerinde. 3 yıl önce ile şu anki arasında, şu anki güncel fiyat arasında dağlar kadar fark var. Çok fazla fark var. Peki o zaman o insanlar neden ADA'ya küfrediyorlardı? Sadece 4 ay, 5 ay aynı fiyatta kaldığı için ya da düştüğü için. İşte biz bu yüzden sizlere danışmanlık hizmetlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bitcoin Akademi'yi bu yüzden söylüyoruz. Ve ne oldu biliyor musunuz sevgili dostlarım? Sadece bir anlaşması. Amazon'la bir anlaşmasına baktı her şey. Ve ardından 2 yıl, 3 yıl önce ADA coin'ini alan, bugünkü CHZ coin'i ya da bu LBA coin'i gibi LBA coin'ini alan, nasıl ADA'nın o dönemden bu döneme 200'ler, 300 katlar konuşmuşsa, işte bugün de aynısı olacak. Bugünden 2 yıl sonrasında bu yayını izleyen de keşke bugüne, bugünün tarihine geri dönebilseydim diyecek. LBA coin'i. Alırken dikkat edeceğiniz iki tane nokta var. Biri dip fiyat. Dip fiyatlar şu an oluşmuş durumda.
İki, güvenilir bir borsa. Görüyorum LBA'da A borsa, B borsa, C birçok borsa da var. Bunu da bir örnekle bahsedeyim. Ağırlıkla konuşmalarımda örnekle bahsetmeye çalışıyorum ki daha iyi anlatabileyim diye. Zamanın birinde bir borsadan, şimdi isim veremiyorum yayın gereği, 500 dolarlık bir coin aldım. Bu coin'i 6 ay unuttum. 6 ay sonra borsaya girdiğimde hesabımın sıfır olduğunu gördüm. Tüm yazışmalarıma da cevap gelmedi. Borsa hala yerinde duruyor. Depozit, yani yatırma dediğimde evet tekrardan benim bir 50 dolar gönderdiğimde hesabımda görünecek ama 500 dolarım yok. Kayboldu gitti ve hiçbir şekilde dönüş yapılmadı da. İşte bu yüzden sizlere bu tecrübeyi yaşadığım için Binance'da al sat, OKEX'de al sat, sadece bu iki borsayı kullanın diye. Bu durumu yaşamayın diye. Ki benim şu 500 dolarım, bugünkü 500 dolardan bahsetmiyorum. Yaklaşık 9-10 ay öncesinden, belki de şu an 5000 dolar. Baksanıza ne kadar büyük bir para. Ama tüm maillerime geri dönüş yapılmadı. İşte bundan dolayı LBA coin'ini alacaksanız dikkat edeceğiniz iki önemli husus: dip nokta ve doğru borsa. O yüzden alt tarafa OKEX'in linklerini, kampanya linklerini, yani OKEX'in sunduğu fırsatlardan elimizden geldiğince faydalandırmaya çalışıyoruz sizi. Yoksa isterseniz B borsasından da alabilirsiniz, C'den de alabilirsiniz. Sonuçta bu sizin kararınız. LBA coin'i LBA Credit'e geçer. Bir finans şirketinin çıkarmış olduğu bir coin'dir. Ve bu coin biz ilk paylaştığımızda Huobi'den delist edildi diye işte böyle kendini bilmez insanlar karalamaya kalktı. Ne oldu? Delist edildi de ne oldu? Ripple tüm borsalardan delist edilmişti. Ne oldu? Battı mı? Hayır, arkasında şirket var. İşte tecrübe ve bilgi dediğim yer de tam burası. Şirket olan coinler bir borsadan delist edildiğinde kaybolmazlar, yok olmazlar. Cefi coin'i demek de zaten burası. LBA da bir şirket coin'i. Huobi delist etti diye siz o şirketin batacağını mı düşünüyorsunuz? Yani bu cümlemi Huobi batacak şey, LBA batacak diyenlere nazaran da konuştum. Ve şöyle bir detay daha var. Bu şirket çalışıyor sevgili dostlarım. Ülkelere, bankalara, ileride kripto para üzerinden kredi verebilme, krediyi geri alabilme imkanı sunabilen bir coin. Bunu bir örnekle bahsedeyim. Bakın, bir zamanlar, belki şu an vardır, hala da var biliyorum da, belki de artık azalmıştır popüler, belki de hala azalmıştır favoriliği. Şöyle, bir dönem Türk bankaları yuan üzerinden kredi veriyorlardı. Neden dolar değil, TL değil de yuan? Faizini düşük tutuyorlardı. Ama nedendi biliyor musunuz? Çok fazla oynak olduğu için, çok dalgalı bir para birimi olduğu için. Ve benim birçok arkadaşım bu kredide battı. Aldığı 100 bin lira kredi 6 ay sonra 200 bin liraya ulaştı. Bu bir örnekti. LBA kredini tabii ki yapmaya çalıştığı insanları batırmak değil. Ama bugün Türk bankaları farklı para birimlerinden kredi verebiliyorlarsa, bundan 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl sonrasında neden LBA'nın bir bankalarla anlaşıp, dünya genelindeki belli bankalarla anlaşıp LBA coin'i üzerinden kredi verilmesin? Sevgili dostlarım, bundan 3 yıl önce Bitcoin'in fiyatını düşünün. Ne kadar az bir rakamdaydı. Piyasa şu anki gibi 1,5 trilyon doların üstünde bir hacme sahip değildi. Ve 3 yıl sonrasını hesaplayın. LBA coin'i ben kendim daha önce de OKEX borsasından aldım. Düştükçe de parça parça almaya devam ettim. Portföy yönetimi demek, sermayenizin belli bir kısmını belli alımlarda ve satımlarda kullanırsınız. Diğer kalan payı uzun vade yatırırsınız.
Bu yüzden sizlere diyoruz ki info@bitcoinakademi.com danışmanlık ve WhatsApp gruplarımız için hizmete geçin diye. Bu %20'lik kısmı da şöyle düşünün. Bundan 3 yıl önceye götürüp sermayenizle size %20'siyle bile ada coin aldırmış olsaydım, şu an evleriniz, arabalarınız, geçmiş grafiğe bakarak konuşuyorum, vardı. Eviniz de vardı, belki evleriniz, arabanız da vardı, belki arabalarınız. İşte bu yüzden sevgili dostlarım, LBA coin'i artık MLN treni gitti. Musk geçti, artık Binance'a girdi. Bunları size bir tren olarak bahsedemem. Ama LBA coin'i daha yerinde duruyor sevgili dostlar. Bu çok uzaklara gidecek bir tren. Çok uzaklara gidecek olan tren, garda her zaman uzun bekleyen trendir. Bu örnek benim çok sevdiğim bir örnektir. Kısa trenler her zaman çabuk kalkıp gideceği yere kısa sürede varır. Ama uzun tren öyle mi? LBA coin'i öyle mi? Duracak, bekleyecek. 1 ay, 2 ay, 3 ay, belki 8 ay bekleyecek. Geçmiş grafiğe, 2-3 haftalık ya da 1 aylık grafiğe bakın. 5 günde 10 kat artmış bir coin. Evet sevgili dostlarım, bu coin 5 günde 10 kat artıp düşmüş. %10'dan bahsetmiyorum. %100'den de bahsetmiyorum. %1000. Ne kadar büyük bir rakam değil mi? Peki 5 günde 10 kat artan bir coin'in 1 yılda 100 kat artmasına neden inanmayalım? Veya hem de arkasında bir şirket, çalışan bir şirket varsa ya da 2 yılda neden 300 kat artmasın bu coin? Aslında LBA için böyle oturup 3-4 saatlik bir yayınla anca LBA coin'ini sizlere anlatabilirim. O kadar geniş, daha şeyleri kısa geçtim, laf arasında söyledim bankalara kredi verme, kredi hizmetlerini. Piyasamızda LBA coin'inden sonra yavaş yavaş buraya geçiş yapacağım. Çok fazla bilgisizce insan var. Sağdan soldan duyduğunu, işte bu Twitter'daki Hunters gibi, kendi cümlesiymiş, kendi düşüncesi, fikriymiş gibi zikrine uyarlamaya çalışan insanlar var. Çok fazla kafanız karışır. Karıştırmayın. Çok fazla insanın dinlediğinizde tamamen beyniniz, düşünceleriniz Arap saçına döner. Bundan dolayı sadece belli kanalları izleyin. Belli kanalları dinleyin. Çünkü şu an bir moda başladı. İki parça coin ismi bilen hemen kamerayı açıp yayın yapmaya çalışıyor. Bu tabii ki bir taraftan güzel bir şey. İlgi artıyor. Ama burada yanlış yayınlarla, yanlış coinleri tanıtarak ya da böyle bizim gibi piyasanın duayenlerine laf çarpıtarak bir gelir toplama, bir piyasa yapma, bir görüntüleme alma derdinde olan insanlar çıktı ve çıkacak. Kendinizi bunlardan sakının benim değerli dostlarım. Bir cümlem daha var, onu da belirteceğim. Birisi çıkmış, ben sadece laptopla, bir tane bilgisayarla yayın yapıyormuşum. Danışmanlıkla ilgili bir ofisim yokmuş. Bunu da bir dahaki yayınlarımda, buradan da o kişiye gelsin bu cümlem, ofislerimde çekeceğim. Hani kendisi görsün, bizzat otursun, gözlerini açsın ve danışmanlarımın masalarını, bilgisayarlarını, ofislerimi görsün. Bizler Bayinan ailesi olarak Bayinan Yatırım Danışmanlık Limited şirketiyiz. Ve danışmanlık hizmetlerimiz, portföy yönetimi ve WhatsApp grupları için info@bitcoinakademi.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz. İyi günlerde kalın, iyi akşamlarda kalın. LBA treninde sizleri görmek dileğiyle hoşça kalın.